Buyur hanım. Sağ ol Kemal. Anana mukayyet ol Güllü. Babama haber verir misin? Çok merak etmiştir şimdi. Tamam. Neyse ki zamanında yetişmişsin Kemal. Zehra'yı Allah korumuş. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Güllü madem ki herkese böyle sıkı sıkıya tembihlemiş, benim karıyı bile çitlikten atmış. İyi de Zehra bunu nereden öğrenmiş? Halide söylemiş. Ha. Onca yaptıkların yetmemişti. Şimdi bir ananın ciğerini yakmaya çalışıyor sonra. Ama bu dünyada adalet varsa bir gün o kadın da yaptıklarının cezasını çekmesi lazım. He doğru. Lazım ki hem de ne lazım. Cemşir'e yeter işte. Hakikaten Cemşir doğru söylüyor. Çok içtin. Karışmayın bana. Beni yalnız bırakın. Duymuyorsunuz mu ne dediğimi? Ne istiyorsun yine sen? Seni unuttuğumu mu zannettin Halide Hanım? Ne istediğimi biliyorsun. Kusura bakmadın ya. Bir vakittir gelemedim. İşlerim vardı. Bırak kolumu. Affettin mi beni? Ne? İnan hiç aklımdan çıkmadı. Bana bak şimdi polis çağıracağım. Kızacak ne var bunu da anlamadım. Göresim geldi seni. Fena mı ettik? Çekil şuradan. Ana. Böyle öğrenmeni istemezdim. Lakin sana bir şey olur diye korktum. Ana. Bir şey söyle ne olur. İçine atma. Kızgınsın biliyorum. Ama inan senin iyiliğin için. Artık burada kalmak istemiyorum. Köye gideceğim. Hamzam orada doğdu. Orada büyüdü. Orayı çok severdi. Şehre göçeceğimiz vakit ana dedi. Hep burada kalsam olmaz mı?
Hamzam şeytana uymazdı. Hüseyin bozdu yavrumu. Gül'ü çobanlığı yapardı. Evimiz bulup evlenirdi. Boy boy bebeleri olurdu. Kendi halinde yaşar giderdi. Kanca beraber. Yok. Öyle değil artık. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.